arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum çalışmamızı yapacağız şöyle kelebeklerimizi görmekteyiz ve haroşa örgülerimizi görmekteyiz şöyle arkasını çevirdiğimizde de örgümüzün haroşa ve ters örgülerimizi görmekteyiz evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi çalışmaya başlayalım Modelimiz 5 ve 5'in katları üzerinde kurulacak bir model. Birer tane de kenar ilmeklerini örüyoruz. Ben modelimi kurmak için 3 numaralı şişimi tercih ettim. Sizler öreceğimiz ipimize göre ayarlamaları yapabilirsiniz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ve 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum Tabii bu haroşa örgüsü yapacağım haroşayı ters alan arkadaşlarım tersten örebilirler burası 5 tane ilmek ilk ilmeğimizden sonra haroşa olacak 5 düzümü ördükten sonra ipimi öne alıyorum 5 tane ilmeğimi şişime örmeden geçiriyorum hepsini toplu da geçirebilirsiniz 2 4 ve 5 İpimiz önde kalıyor modelimizin kelebek bölümünü oluşturacak bölüm Evet şimdi 5 tane haroşamı tekrar örüyorum. 2, 3, 4 ve 5 ilk ilmeğimiz olduğu için bu şekilde bakınız. Şimdi 5 tane ilmeğimi ipimi önüme alarak boş örmeden takıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimizi öne şurada gördüğümüz gibi örmeden geçirdik ve son kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yaptığımız işlemimize bakalım. Bir ilmeğimizi örmeden aldım. 5 tane haroşamı örmek için düz ördüm. 5 ilmeğimizi örmeden şişimizi geçirdik ve ipi ön kısmı aldık. Kelebeğimizi oluşturmak için. 5 haroşamı ördüm. 5 ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. Ve son bir tane kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Örgümün arka yönünü çeviriyorum ve hemen devam ediyorum birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ipi şu şekilde önden geçirdiğimiz bölümleri normal ters örgü olarak örüyorum arka yönden 5 tane tersim örüyorum 2 3 4 ve 5 5 ters örgümü ördükten sonra bakınız önde uzun ilmeğimizin olduğu yer 5 tane haroşamı örüyorum haroşalarımı örmek için ben düz örgümü kullanıyorum. Sizler hangi yönden alıyorsanız o yönden alarak 5 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. 5 ilmeğimi ördükten sonra tekrar öndeki uzun ipin olduğu bölümü 5 ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 Tekrar 5 tane düzümü haroşa olması için örüyorum. Son ilmeğimi yine düz örüyorum. Kenarım düzgün olması için. Evet, örgümüzün arka yönden 5 ters, 5 haroşa, 5 ters, 5 haroşa ördük ve tekrar ön yüzü çevirdik. Bakınız ön yüzümüzü şöyle görelim. 5 tane haroşamı örmek için düz örgü örüyorum. Yine ipimi ikinci kez uzatıyorum. 5 haroşamız ve ipimizi uzatma şeklinde bu işlemimizi toplamda şurada ipimiz 5 tane olana kadar tekrar ediyoruz. Modelimiz çok çok kolay bir model bakın. ilmeğimi aldım. 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğime geldim. İpimi öne alıyorum boşaltıyorum 2 3 4 ve 5 iş ilmeğimi şu şekilde boşalttıktan sonra haroşalarımı örüyorum diğer ilmeğimizi de aynı şekilde örelim arkada görüşelim Evet ön yüzde ikinci ilmeğimizi uzattık arkasındaki ilmeklerimizi şu şekilde örmeden aldık arka yönü çeviriyorum arka yönde Kenardaki şöyle bakınız haroşalarımız yine haroşa olarak örüyoruz. Ilmek uzattığımız örmeden aldığımız şuradaki kısımlar ise ters olarak örüyoruz. Haroşa 5 tane haroşa 5 tersimizi örelim ve arkamızı tamamlayalım. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen bakınız ilmekleri uzattığım için 5 tane tersimi örmeye başlıyorum. 5. tersimi ördükten sonra 5 tane haroşamı örüyorum. 5 ters, 5 düz örelim ve modelimizi tamamlayalım. Arka yönden sıramızı örerek tamamladım. Tekrar ön yüzü çeviriyorum. Ön yüzde yine aynı işlemimizi yapalım. 5 tane haroşamızı, 5 ilmeğimizi örmeden alalım ve ipimizi önden uzatalım. 5 haroşamızı, 5 tane ilmeğimizi örmeden alıp ipimizi önden uzatalım. Hemen örmeye başlıyorum. Toplamda 5 diş haroşamızı bu şekilde örüyoruz. Ve 5 tane ilmeğimizi uzatıyoruz. Aynı işlemlerimizi tekrar edelim ve toplamda 5 olunca görüşelim. İlmeklerimi alıyorum. Tekrar düzlerim örüyorum. Evet modelimizi ön yüzde bakınız 5 tane ipimi uzattım ve haroşalarımı ördüm. 4 diş haroşamızı ördüm. 5'er ilmeğimizi uzattım. İlmeklerimizi e, uzattığımız zaman ön yüzden örmedik. Arka yüzden ters ördük. Haroşalarımızı nasıl alıyorsanız o şekilde örerek tamamladık. Şimdi örgümüzün arka yönündeyim. Son 5. uzatmamı yaptıktan sonra bakınız. Arka yönünden hemen piyonklarımızı kapamaya başlıyoruz. Birinci boş ilmeğimi örmeden alıyorum fiyonklarımıza ise iki tane ilmeğimi ters örüyorum üçüncü ilmekten fiyonklarım topluyorum kenardaki iki ilmeğimi yine ters olarak örüyorum bir aldıktan sonra sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum 1 ve 2 bakınız iki tane tersimi ördüm üç tane ilmeğim kaldı fiyonkum için evet şu şekilde sağ elimdeki şişimle giriyorum ve bütün uzatmış olduğum 5 tane fiyonğu şu şekilde toparlıyorum. Bakınız önden girdim şöyle tepeden ve sol elimdeki şişime geçiriyorum. Sağ elimdeki şişimle girdim. Sol elimdeki şişimi aktardım ve hemen sıradaki ilk tersimle birlikte buradaki 5 tane uzattığım ilmeği ters örer gibi örüyorum. Alıyorum ve şuradaki tersimizi mutlaka alalım bakınız ters ilmeğimizi bu üçüncü ilmeğimiz alıyorum ve örüyorum şu şekilde çıkarıyorum bakınız piyongumuzu kapadık iki tane tersimi hemen arkasından örüyorum ve diğer tersimi de örüyorum aradaki horoşolarımı herhangi bir değişiklik olmadan örüyorum 5 tane haroşamı ördüm Şöyle bakalım ön yüzden. Bakınız, fiyongumuzu şu şekilde kapadım. Bir tane boşaldım, iki tersimi ördüm, üçüncü tersinde aşağıdan girerek hepsini kavradım ve üçüncü ilmeğimizle ördüm. İki tersimi tekrar kenara ördüm. Aradaki beş tane haroşamı yine aynı şekilde ördüm. Şimdi beş tane ilmeğimizi, yani ipimiz ilmeklerimizin önüne uzatmıştık. Şuradaki gibi e, yeniden alalım. İki tane. Ilmeğimi yine ters örüyorum. Bir ve iki. İki tersimi ördükten sonra şişimi şuradan girdiriyorum. Hepsini alıyorum. Bakınız. Beşin hepsini de aldıktan sonra sol elimdeki şişimi aktarıyorum. Evet. Sol elimizdeki şişe aktardım. Bakınız. Altta ilmeğimi görmekteyim. Şöyle bakınız. Şuradaki ilmeğimle birlikte ters olarak örüyorum. Giriyorum alttan ilmeklerimin ve buradaki ters şuradaki gördüğümüz ters ilmeğimizi de kavruyorum devam ede gelen hem 5 uzatım iplerimizi ve ilmeğimizi ters olarak örüyorum ve fiyongumu bu şekilde oluşturuyorum bakınız şu şekilde kapadım iki tane tersimi hemen ilave ediyorum Beş haroşamızı da yine kenardan ördük. Bakınız beşer beşer ilmeklerimizi hiç kaybetmeden bu şekilde ördük. Şimdi modelimizi yeniden kurmaya başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kez ilk haroşalarımı boş alıyorum. Haroşalarımızın üzerine modellerimizi kuruyoruz. 3 ve 5. 5 tane ilmeğimi aldım. İpimi önden uzattım. Bu kez buradaki ilmeklerimizi 2, 3, 4, 5 haroşaya çeviriyorum. Tekrar alıyorum ipimi öne. Dördünü aldım. Bir tane daha ekliyorum. 5 tane ilmeğimi öne aldım. Diğer 5 ilmeğimi haroşa örgüme çeviriyorum. Ve bu şekilde bu dilimi kaydırarak örmeye devam ediyorum son kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Bakınız modelimizi yer değiştirdik ve kaydırma işlemimizi yaptık. Bu kez haroşalarımızın üzerine fiyonklarımızı yerleştireceğiz. Yine 5 defa da tamamlıyoruz. Şöyle görelim. Bakınız bir sırada haroşamız, bir sırada modelimiz, bir sırada haroşamız, bir sırada modelimiz şeklinde yerlerimizi değiştirerek kaydırma yöntemiyle e, örgümüzü devam ettirelim. Evet, bu şekilde bir çalışmamızı tamamladık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.